Efendim, öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Detayları konuşacağız. Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala bizlerle paylaşacak. Mustafa Pala, hoş geldin diyelim. Sözü hemen sana bırakalım. Dün itibariyle bir fotoğraf ve bir ziyaret gündeme oturmuştu. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un MHP lideri Devlet Bahçeli ziyareti ve o ziyaretteki bir fotoğraf ve o fotoğrafta ise yine arkada 17-25 Aralık'ı gösteren bir takvim ve bu fotoğrafın gündeme gelmesiyle birlikte de özellikle muhalefet cenahında bazı iddialar, dedikodular peş peşe geldi. Cumhur İttifakı dağılıyor mu? MHP ittifaktan ayrılıyor mu? Sürekli bu iddialar gündeme geliyordu. Her bu iddia gündeme geldiğinde de MHP bu iddiaları yalanlıyordu. Dün itibariyle bu fotoğrafın ardından bugün MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden çok sert ve bir o kadar da net bir açıklama yaptı. Öncelikli olarak Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini vurguladı. Diğer bir taraftan 17-25 Aralık bir darbe sürecidir dedi ve 15 Temmuz'u işaret etti. 15 Temmuz'un öncesinde zaten 17 ve 25 Aralık'ta böyle bir planlamanın yapıldığını da vurgulamış oldu. Cumhur İttifakı kutlu yürüyüşünü sürdürecek diye de bu mesajını noktaladı. Aslında bu mesaj Cumhur İttifakı dağılıyor mu iddiasını gündeme getiren kişilere verilmiş bir mesajdı. MHP lideri Devlet Bahçeli'den öncelikli olarak tabii Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. Burası çok önemli. Özellikle dünkü verilen fotoğrafta 17-25 takvimi vardı ve o takvime ilişkin bazı iddialar gündeme getirilmişti. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden özellikle son dönemlerdeki yaşanılanlara da ayrı bir parantez açtı ve küresel ekonomi politik sistemin yeni baştan inşa edildiği önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence ve milletin özgüvenidir dedi. Yani Bloomberg'in yapmış olduğu bir haberde de bu iç karışık çıkabilecek ülkeler arasında Türkiye özel olarak gösterilmişti. Bir nevi o açıklamaya da işaret etti. Bölgesel ve küresel gelişmeleri de bir yıllık zaman dilimi içerisinde de değindi ki daha öncesinde özellikle Filistin açıklamasında bölgesel bir tehdidin küresel bir riske dönüşme ihtimalinin olduğunu da vurgulamıştı. Bunu bir kez daha vurguladı. Özellikle bölgedeki yaşanılan son gelişmeler ilişkin ve bu süreç ve bu zaman dilimi içerisinde Cumhur İttifakı'nın milli bir güvence olduğunu ve milletin de özgüveni olduğunu vurgulamış oldu. Ve tabii bir taraftan da yine istiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü Cumhur ile Cumhuriyeti kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır dedi. Yani ittifakta herhangi bir sorunun, herhangi bir problemin olmadığını, ittifakın da devam ettiğini sözlerine eklemiş oldu. Ve fitne cephesinde artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamıştır dedi. Fitne cephesinin çalıştığını söyledi ve bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir dedi. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir. Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için 5. kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çevrelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir. Ve tabii şunu da özellikle diyor ve tekraren hatırlatayım. İnternet sitelerinde, platformlarında, sosyal medya mecralarının organize
organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonlarının Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarda günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Bu hesaplaşma sözcüğünü de daha önceki açıklamalarında da gündeme getirmişti. Özellikle bu iddiaları gündeme getirenler için bir kez daha hesaplaşacağız vurgusu yaptı ve Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüzyılının müjdesi gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir diye de mesajını noktalamış oldu. Yani MHP lideri neden bu mesajı paylaştı? Hemen onu da bir kez daha hatırlatalım. Yayının ilk girişinde de söylemiştik. Dün itibariyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. O ziyarette genel başkanın makam odasında bir fotoğraf çektirilmişti ve o fotoğrafta 17-25 takvimi gözüküyordu ve o kareye girmişti. O takvimin gözükmesiyle birlikte özellikle muhalefette bazı iddialar birbirini takip etti ve o iddiaların sonrasında da AK Parti ile MHP arasında bir gerginlik mi var ya da Cumhur İttifakı bitiyor mu soruları sorulmaya başlandı. O sorulara en net yanıt en önemli isimden geldi ve MHP lideri Devlet Bahçeli bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı'nın sürdüğünü ve yine 15 Temmuz ihanetini 17-25 aralığında bir kuluçka süreci olduğunu ve bu süreci de hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı ve tabii bir taraftan da bölgesel ve özellikle bir yıllık zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek riskleri ve tehditleri de dikkat çekerek Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini vurguladı. Bakalım bunun yansımaları, bu açıklamanın sonrasında gelecek olan açıklamalar ne yönde olacak? Bunu da görmüş olacağız Arzu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.